ılık bir suyun içerisine giren kişi de anında hem psikolojik anlamda hem de fizyolojik anlamda pozitif etkiler gözüküyor. Psikolojik kısmını bir kenara bırakalım çünkü onun ölçülmesi biraz zor olabilir. Yani mutluluğu, keyfi çok standartize edemeyebiliriz. Ama fizyolojik olan pozitif etkileri kağıdın üzerine döküp sınıflandırabiliriz. Bunların en önemlisi ağrı giderici etkisi. Yani bu isterse doğum ağrıları olsun, isterse eklem ağrıları olsun, ılık su kesinlikle pozitif bir etki yapıyor. O yüzden kaplıcalar bu kadar revaçta aslına bakarsanız. Ve bunu da ölçebiliyorsunuz. Yani suya girmeden evvelki ağrı skalası ile skorları ile suya girdikten sonraki skor arasında çok büyük fark var. İkincisi, bütün kaslarda bir gevşeme meydana geliyor. Bu gevşeme de bizim doğum anında tam istediğimiz bir şey. Zaten biliyorsunuz ortopedi ile ilgili olan eklem ve kemik hastalıkları ile ilgili olan birçok kişi de kas spazmlarını çözmek için de yine ılık suya giriyorlar. Yer çekimi de azalıyor ve istediğimiz kasları çok güzel çalıştırıp istemediğimiz kasları da dinlendirebiliyoruz bu sayede. Yani bir gevşeme etkisi yapıyor. Üçüncüsü de az da olsa tansiyonu düşürüyor. Bacaklarda gönüllenmiş kan daha kolaylıkla yukarıya çıkabiliyor. Ve tansiyonun da düşmesi de bizim açımızdan da o gerginlik ve doğum sırasında da istenmeyen bir olay. Bu konuda da pozitif etkiler yaratıyor. Rahime de daha iyi kan gidiyor, bebek de çok daha iyi kanlanıyor.